yerlerde seçim çalışmaları ve geçen sağlıklar kalabalık bir grup geldiler. Var işte konuşmaya ortak ağırlıyor. Değerli büyüklerim, yarın geleceği kardeşlerim, bizlerin her daim sesi olan değerli basın mensubu arkadaşlarım, bu akşam burada sizlere AK Parti teşkilatımızın, belediye başkan adayımızın, meclis üyesi ve İGN meclis üyesi adaylarımız ile birlikte ilçemize bugüne kadar yaptığımız ve bundan sonra yapacağımız projelerimizi tanıtmak amacıyla toplanmış bulunmaktayız. AK Parti Belediyeciliği ile bugüne kadar ilçemize çok eserler kazandırdık. Belediye Başkan adayımız Zekiye Tekin, başkanlığın süresince 5 yılda yapmış olduğu, kazandırdığı eserler ortada. AK Parti ilçe başkanı olarak teşkilatımla birlikte Zekiye Tekin ve adaylarımızın her daim yanında olduğumuzu ve bundan sonra da olacağımızı bilmenizi isterim. Bizler sözde değil, icraatı gerçekleştirecek sözleri bugüne kadar verdik. Yaptık ve bundan sonra da yapacağız diyerek söz veriyoruz. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Söz verilen ne varsa yapılacaktır. AK Parti iktidarında Cumhurbaşkanımızın önderliğinde merkezi hükümetle aynı yolda ilerleyen belediyemizin ilçemize kazandırdığı eserler uyum içinde çalışan bir yönetim anlayışının göstergesidir. Ankara yolu bize çok yakın. O yolu düz ederek hizmetleri ilçemize taşıdık. Daha da taşıyacağız. Orada sağ olsun değer verdiğimiz hizmet için ne yapabiliriz söyleyin diyen bakanlarımız, milletvekillerimiz bizlerin her daim yanında olmuşlardır. Sizler de hizmetlere bugüne kadar göstermiş olduğunuz desteklerinizle her daim yanımızda oldunuz. İlçemizde, köylerimizde birçok yapacağımız eserlerle ben sevdamız pazar yeri yaparsa yine AK Parti yapar, pazar yeri bilir. Gerçekten belediyecilik AK Parti'dir diyerek sözü belediye başkan adayımız değerli kardeşim Zekiye Tekin'e bırakmak istiyorum. Sizleri saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Ben şimdi şuradan çıkayım, rahat rahat hemşerilerimizle konuşalım. Çok kıymetli hemşerilerimiz, bu akşam güzel vaktinizden ayırarak bizleri dinlemeye geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. İlçe başkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Teşkilatımızla ilgilenen meclis üyeleri adaylarımız ve belediye meclis üyesi adaylarımızla birlikte tam kadro halinde huzurlarınıza geldik. 2019 yerel seçimlerinde halka hizmet, hakka hizmettir düsturuyla halka hizmet, hakka hizmet düsturuyla çalışmalarımıza başladık. Pazar yeri evladı, pazar yeri kızı, pazar yeri kızına sahip çıktı ve göreve getirdiniz. 2019 yılında bir yıl geçmesinin ardından tam bir yıl süreyle bir yılın sonunda
Kusura bakmayın. İlk akşam olunca. Tam bir yılın sonunda dünyayı kasıp kavuran bir pandemi sürecine girdik. Bu pandemi sürecinde ömrümüzden 2,5 yıl geçti. Şimdi ben böyle çalışmalarımı evlerimizi bitirdik, tamamladık. Sizlerle de paylaşmak istiyorum. Resimler halinde göstereyim ki bu kardeşimizin neler yaptığını hep beraber görelim. Pandemi sürecini başarıyla yürüttük diye bir başlık atmıştık. Gerçekten de memleket olarak, dünya olarak dünyanın etkisi altına girdiği bir COVID-19 salgınıyla karşı karşıya kalmıştık. Biz de pazar yerinde hem belediye olarak hem ilçemizin bütün kurumlarıyla birlikte halkımızın sağlığını düşünmek, temizliğini, hijyenini düşünmek için elimizden gelen gayreti gösterdik. Tek amacımız pazar yerinde hemşehrilerimizin sağlıklı bir şekilde hayatlarını devam ettirmeleriydi. Büyüklerimizin, kimsesi olmayanların yemeklerini, aşını, ihtiyaçlarını her türlü belediye ekiplerimizle birlikte tamamladık. Hemen arkasından bir yıl gibi bir süre geçmeden deprem etkisi altına aldı. 11 şehrimiz, neredeyse bir ülke olarak nitelendirdiğimiz 11 şehrimiz göçük altında kaldı. Ve oradaki hemşehrilerimizin derdiyle dertlenmeye başladık. Şimdi COVID-19'u geçirdik. Orada 2,5 senemiz hayatımızdan gitti. Neredeyse sokaklara çıkamadık. Cenazelerimize gidemedik. Evlerde akrabalarımızı ziyaret edemedik. Bayramlara çıkamadık. Çocuklarımız 23 Nisan bayramı bile yapamadılar. Neydi derdimiz? Tek derdimiz sağlığımızdı. Burada COVID-19'un ve depremin bize öğrettiği şey neydi? Aile birliğimiz, birlik beraberliğimiz ve özgürlüğümüz, en önemli şey de sağlığımızdı. Biz bu süreci başarıyla yürüttük çok şükür. Hemen ardından tabii bu süreci geçirirken, deprem sürecini geçirirken, COVID sürecini geçirirken pazar yeri halkı birbirine kenetlendi. Birlik beraberlik içinde. Kimimiz deprem bölgesine odun taşıdı, kimimiz hanımlarla beraber kermesler yaptık, yardımlar topladık. COVID-19 sürecinde el birliğiyle herkes birbirinin pazarını görmeye çalıştı bütün personelimizle beraber, memurlarımızla beraber. Ama bu süreci atlatırken de belediye olarak yapmamız gereken, üzerimize düşen vazifeler vardı. İlçemiz gelişmeye açık, her geçen gün büyümeye hazır bir ilçe. O yüzden biz de yapacağımız çalışmaları bir bir hayata geçirmeye başladık. Neydi 2019 yılında göreve geldiğimizde sorunumuz? Evlatlarımız, çocuklarımız dışarıya gidiyor diyorduk. Burada pazar yerinde iş imkanı yok diyorduk. Evlatlarımıza iş imkanı sağlamak, pazar yerinden dışarıya giden çocuklarımızı, gençlerimizi pazar yerine getirelim derdine düştük. Ve organize sanayi bölgesindeki fabrikalarımızın hayata geçmesi için kapıları aşındırdık. En önemlilerinden bir tanesi de ilçemizin bir adım öne gidecek, gelişimine katkı sağlayacak olan Eczacıbaşı Fabrikası'ydı. Allah nasip ederse çok kısa zamanda Eczacıbaşı Fabrikası pazar yerinde hizmete, üretime başlayacak. Yakın zamanda da hafriyat çalışmalarına başlayacaktır. Tabii organize sanayi bölgesi, birinci organize sanayi bölgesini bitirdik. İkinci organize sanayi bölgesini de geçtiğimiz yıllarda Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'ın gelişiyle Eczacıbaşı'nı kaptık ama o Eczacıbaşı'nı almadan önce Mustafa Varank Bakanımız bize şöyle demişti. Başkanım, ya orada 2 yudum ekmek yemişliğimiz var. Bülent Eczacıbaşı Bozdük'ten 500 dönüm arazi istiyor. Gel sen pazar yerinden arazi verelim. Sen burada yatırım yapalım, sen bize burada destek ol dedi. Sayın Bakanım dedim, birinci organizede 200 dönüm arazi kaldı. Sen de bize destek ol. Bir hafta içerisinde biz bu çalışmamızı yapalım. İkinci organize sanayi bölgesini pazar yeri ilçesine kazandıralım dedik o zaman. Allah razı olsun, hemen hazırlayın dosyanızı dediler. Biz de kaymakamlığımızla birlikte dosyamızı hazırladık, bakanlığa götürdük. Pazar yerine ikinci organize sanayi bölgesini getirdik. İnşallah nasip olursa yer seçimi yapıldı. İleriki zamanlarda kamulaştırması işlemleri tamamlanır.
bir süre sonra da ikinci organize sanayi bölgesi hayata geçmiş olur. Tabii işler oldu, bitti, her şey tamam. Herkes iş seçmeye başladı, gençlerimiz seçici olmaya başladı. Seçilen olmak yerine seçici olmaya başladık artık. Pazar yerinde iş sorunu bitti. Bundan sonra bu çocukları, bu çalışanları, dışarıdan gelen işçileri yerleştirecek bir konut sorunumuz var. Hepimizin de bildiği gibi bir TOKİ çalışmamız var. Belediye olarak müracaatımızı yapmıştık. Her belediye gibi biz de istekte bulunduk büyüklerimizden. Allah razı olsun, milletvekilimiz Sayın Erdemir'in destekleriyle 105 konut projesi pazar yerine verildi. Kuraları da çekildi. 105 kişi kurasını çektiler. Hazır ve geçtiğimiz Eylül ayında 24 Eylül ayında geçtiğimiz yıl 24 Eylül'de ihalesi yapılmıştı. Ancak depremden kaynaklı maliyetlerin yükselmesi nedeniyle ihale 4 kişi girmişti ihaleye. Ancak yaklaşık maliyetin üstünde rakamlar verdikleri için ihale bir sonraki zamana ertelendi. Bir sonraki zaman ne zaman? Ocak ayında şartlar güncellendi. Şimdi Allah nasip ederse 26 Mart, bu önümüzdeki hafta 26 Mart tarihinde ihalesi yeni güncel rakamlarla çıkacak. İlçemize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Şimdi tabii TOKİ'nin 105 konut yapması ilçemize yeterli mi? Değil tabii ki. Biz de belediye olarak başından bu yana dedik ki Pazaryeri ilçesinin kuruluşundan bugüne gelmiş geçmiş kim varsa, belediye başkanı, belediye meclis üyesi, il genel meclis üyesi, kimler varsa bir çivi çakandan Allah razı olsun dedik. Bu zamana kadar kim emek verdiyse hepsinden Allah razı olsun dedik ve onlardan aldığımız bayrakla memleketimize hizmet etmek adına, bir adım ileriye götürmek adına en iyisini, en güzelini yapmaya taahhüt ettik. Allah nasip ederse bu 5 yılı, geçtiğimiz 5 yılda pandemiye, deprem etkisine rağmen güzel çalışmalar yaptık. Ama bundan sonraki çalışmaları da yine bayrağı en güzel şekilde taşımaya hemşerilerimize söz veriyoruz. Biz belediye olarak aynı zamanda kat artımı sorunumuz var dedik. Halkımızla hep böyle konuşuyoruz. Kahvelere geliyoruz. Zaman zaman evlere gidiyoruz. Yaptığımız konuşmalarda, muhabbetlerde, sohbetlerde diyoruz ki pazar yerinin bir kat artımına ihtiyacı var. Dereboğaz Mahallesi, Doğanlar Mahallesi, Beşikli Mahallesi, Yeni Mahallenin bir kısmı, Yüzbaşı Mahallenin bir kısmı, Çarşı Mahallesi hep mezbelelik, terk edilmiş, boş evlerle dolu. Şimdi biz ev, konut diyoruz. Devletimizin konut çalışması bir yandan yürürken biz de belediye olarak konut çalışmasını nasıl kat artımı olsun, farklı konut çalışmaları olsun, biz bunun çalışmasına başladık. Kat artımını meclisimizle birlikte bir toplantı yaptık. Çevre şehircilikten ve farklı kurumlardan şehir plancılarıyla birlikte görüşmeler yaptık. Birini getirdik, inanmadık, sen yalan söylüyorsun dedik. İkincisini getirdik, inanmadık, senin yaptığın doğru değil dedik. Ama bütün şehir plancılarının bize söylediği kat artımı yapılabilmesi için Pazaryeri ilçesinde bir sosyal donatı alana ihtiyacı var. Neydi sosyal donatı alanı? İmar sınırlarının içerisinde eğitim, spor, sağlık ve park alanı, yeşil alan. Yeşil alan lazım dedik. Ya dedik biz yeşil alan her yerde. Ümmet Ovaları, Karaçalı Ovaları, Görek Ovaları, Adabayarı Ovaları yeşil alan. Öyle değil denildi. Metrekare içerisinde, imar çalışmasının içinde, şehir imarının içinde bir yeşil alana ihtiyaç var. Bu kadar insana üst üste yiyorsanız, üst üste koyuyorsanız bu kadar insana, bu kadar metrekare içine de bir yeşil alan sağlamak zorundasınız denildi. Baktık bizde de yeşil alan yok. Sosyal donat alanı yok. O zaman dedik yeni bir imar çalışması yapalım. İmar çalışmasını yaptık. Otgül Kooperatifinden Akgül Seramiye kadar. Ne dedik? Pazar yeri ana caddeye kadar gelişsin dedik hep beraber. Sağlı sollu dükkanlar olsun,
işte sanayi gelişsin, pazarları gelişsin, aşağıya doğru, yola doğru gidelim. Hep derdimiz yola doğru ilerlemekti. Yaptığımız imar çalışmalarında bir kısmı birinci sınıf tarım arazisi olarak değerlendirildi. Ama onun dışında kalan yerlerde çalışmaları bitirdi. Meclis kararını zaten almıştık. Valiliğimize gönderdik. Orada kamu yararı kararını düzenlediler. Bakanlığa gönderdiler. Şimdi kamu yararı kararı bekliyoruz. Bu beklediğimiz kamu yararı kararı aslında ilçemizin gelişmesinde çok önemli. En önemli sorunumuz konut diyoruz ya. Bu konut sorunumuzu biz öncelikle kamu yararı kararının gelmesinden hemen sonra Allah nasip ederse çözeceğiz. Bir yol aldık. İmarımızı açtık. Bakanlığa gönderdik. Akşama sabah gelir. Seçimden sonra hemen gelir. Hemen parselasyonlarımızı yapacağız. Ve kat artım çalışmasına noktayı koymuş olacağız. Devam eden projelerimizin arasında. Ama bir de özeniyoruz. Bakıyoruz. Şimdi belediye olarak kat karşılığı bina biz de özeniyoruz. Neden? Kat karşılığı bina aynı zamanda belediyenin gelirine katkı sağlayacak bir proje. A101'in orada ne güzel Hikmet Öztürk Başkanımız, Allah razı olsun. Orada bir tal binası vardı. Kat karşılığı binayla hem konut ihtiyacına cevap verdi hem belediyeye gelir kazandırdı. 56 konutların orada Muzaffer Başkanımız, Allah razı olsun kendisinden. Orada da bir kat karşılığı çalışma yaptı. Biz baktık. Pazaryeli Belediyesi'nin herhangi bir yeri yok. Bir bakıyoruz 17 metrekare, bir bakıyoruz 100 metrekare hisseli. Şimdi bu imar çalışmasından çıkacak olan arsalar var. Onlarla beraber bazı arsalarda çalışma yapacağız. Ama yine konut çalışmasını biz de yapalım dedik. Orman deposu var biliyorsunuz Yüzbaşı Mahallesi'nde. Orman deposunu belediye bünyesine, tapusunu kendimize aldık. Biraz zaman aldı. Ama tapusu şu anda belediyemizin üstünde. Biz de oraya Allah nasip ederse projemizi çizdik, hazırladık. Toplam 12 blok halinde 218 daire, 4 blok halinde 48 adet 3+1 125 metrekare daireler, 2 blok halinde 60 adet 1+1 55 metrekare daireler, 6 blok halinde 108 adet 2+1 95 metrekare daireler çıkıyor. Nasipse bu kamu yararı kararı gelsin. Parselasyon çalışmamızla böyle bir güzel bir çalışma yapacağız. Nasip olursa bu kat karşılığı binalarında belediyemize kalan binalarda da ev alamayan, hiç evi olmayan, ekonomik anlamda dar gelirli vatandaşlarımıza da kura usulü, noter huzurunda kurayla dar gelirli vatandaşlarımıza bir kısmından yararlanmış olacağız. Memleketimize de hayırlı uğurlu olsun. Hepimiz biliyoruz çarşı meydanında mevcut hükümet konağı projesi var. Bir de aklımdayken unutmadan onu da söyleyeyim. Şimdi kentsel dönüşüm projemiz de var. Yani bir kentsel dönüşüme ihtiyaç olan yerlerimiz var. Ne dedik? Beşikli Mahallesi, Dereboğaz Mahallesi, Doğanlar Mahallesi. Burada da bir çalışma yaptık. Ankara Gazi Üniversitesi'nden bir hoca getirdik. Ankara Altındağ Belediyesi'nde bu işi tamamlamış, başarılı bir şekilde yürütmüş bir hocamız. Getirdik. Meclisimizle birlikte minibüse bindirdik hocamızı. Dedik ki hocam pazar yerinde kentsel dönüşüm ihtiyacımız var. Biz bunu nasıl çözeriz? Şu anda İnegöl Belediyesi'nde ve Bursa Osman Gazi Belediyesi'nde hali hazırda çalışmalarını yapıyorlar. Deprem sürecine girdi. Hocamızın ekibiyle birlikte deprem bölgesine görevlendirildiği için kentsel dönüşüm projesi askıda kalmıştı. Nasip olursa seçimden sonra da göreve tekrar geldiğimizde kentsel dönüşüm çalışmamızı da yapacağız. Kentsel dönüşüm o sosyal donatı alanlarının kendi içinde çıkmasını sağlamış olacak. Ona da dersimizi çalıştık. Hazırlıklıyız. İnşallah onu da sözünü buradan vermiş olalım. Hepimizin bildiği üzere bir hükümet konağımız var. Mevcut hükümet konağımız depremden hemen sonra yıkım kararı aldığı için bir yatırım programına alınmıştı. Biraz zaman alacaktı. Oradaki sanayi esnafımızın farklı bir yerde yeni bir sanayi çalışmasıyla birlikte eş değer gidecekti ama maalesef deprem olunca çalışmalar hızlandı ve hızlıca hükümet konağı projesini geliştirmiştik.
Mevcut hükümet konağı otogarın binasının olduğu yerde Ağustos ayında bittikten sonra bu hükümet konağı taşınınca mevcut hükümet konağının bulunduğu yere, şimdi Küçük Elmalı Tabiat Parkı'nı hepimiz biliyoruz, memleketimizi tanıtmakta çok faydalı oldu. Bozcaamut'a gelenler var, Küçük Elmalı'ya gelenler var. Turistlerimiz de çok fazla, her hafta yazın, yaz-kış turistlerimiz var. Geldiklerinde hediyelik eşya arıyorlar. Kadınlarımıza da orada Çarşı Camimizin hemen yanında hükümet konağımızın olduğu yerde bir meydan ve hediyelik eşya satış ofisleri, dükkanları yapmayı hedefliyoruz. Hemen yanında da zaten bildiğiniz üzere Çarşı Camisi, Kara Mustafa Paşa Camisi restorasyonu projesi devam ediyor. Tabii çok gerekli yapıyorlarmış. Hükümet konağı projesi yapıldı. Mevcut sanayi esnafımız orada. Sanayi esnafımızı üzmeden Karaçalı'da, Karaçalı mevkiinde bu Erpetrol'ün biraz derisinde bir sanayi çalışması yapıyoruz. Allah nasip ederse o çalışmayı da tamamladıktan sonra ilçemizde küçük sanayi sorunu da çözülmüş olacak. Bu sanayiyi önce biz orman deposunda denedik. Orada 26 tane dükkan çıktı. 26 dükkan mı önemli, 218 daire mi önemli dedik. 26 dükkan zaten mevcutta 22 dükkanımız var. 26'dan 4 tanesi belediyemize kaldığında kime faydası olacak, ne belediyeye faydası olacak, ne kendi esnafımıza ne dışarıdan geleceklere hitap edebileceğiz. Biz de buraya 218 konut çalıştık ama başka yere de sanayi dükkanı çalıştık. Bu sanayi dükkanlarımızda 60 adet zemin kat, 10 zemin kat 105 metrekare, 10 adet zemin kat 210 metrekare, 10 adet zemin kat 315 metrekare olan tam tamına 80 tane küçük sanayi dükkanlarını kapsayan bir proje hazırladık. Nasip olursa göreve geldiğimizde bu projemizi mevcut sanayi esnafımızla birlik beraberlik içinde, onları üzmeden, onları yormadan, onlarla birlikte hareket ederek beraberinde çözeceğiz inşallah. Yaptığımız projelerden mevcut pazar yerinin girişine çıkışına kadar çiçek gibi yapacağız diye söz vermiştik geldiğimizde. Göreve geldik ve hemen öncesinde havai hatlar vardı, elektrik hatları. Yeni Mahalle, Dereboğaz Mahallesi, Beşikli Mahallesi, Doğanlar Mahallesi'nin bir kısmında bu yağmurlardan, yağmurlu havalardan kaynaklı elektrik hatları, trafolar patlıyordu, evlerde beyaz eşyalarımız yanıyordu. Bunlar bizim için önemliydi. Evde hanımlar sürekli sitem ediyorlardı. Öncelikle Enerji Bakanımız Sayın Fatih Dönmez'e gittik. Allah razı olsun. Yatırım sözünü aldık. O zamanın döneminde 60 milyonluk yatırımdı. Bugün hesapladığımızda 300 milyonluk bir yatırım aslında. Yer altına yapılmış bir yatırım. Ama bu hatlara, elektrik hatlarını yer altına aldıktan sonra hemen Filitli Park'ta çalışmalarımızı yaptık. Tam 60 bin metrekare Filitli Park'ta çalışmasını yaptık. Ve daha sonra Karayolları Bölge Müdürümüzle birlikte, Bölge Müdürlüğü'nün çalışmasıyla birlikte 3 kilometre ilçe geçişi sıcak asfalt yaptık. Hep beraber izledik. Çok kısa bir sürede ilçemize yakışır bir sıcak asfalt yaptık. Ne dedik? Pazar yerine girişinden çıkışına kadar çiçek gibi yapacağız dedik mi? Allah nasip ederse tekrarında, devamında yine çiçek gibi yapmaya devam edeceğiz. Yine ilçemizin en önemli sorunlarından bir tanesi arazi yollarımız. Hepimiz çiftçiyiz. Hepimizin tarlası var. Traktörle, kamyonla gidilemeyen, 30 yıllık bakılamayan, görülemeyen, ulaşılamayan yollar şimdi artık taksiyle ulaşılıyor. Var mı aranızda ben yoluma, tarlama ulaşamıyorum diyen? Yok, değil mi? İnşallah devam ediyor çalışmalarımız. Arazi yollarımızda devamında çalışmalar devam ediyor. Özel idaremizin ekskavatörü var. Yine tekrardan çalışması yapılması, yeniden düzenlenmesi ihtiyacı olan sokak şeyde, yollarımızda da çalışmalarımız devam ediyor. Şimdi ilçemize bazen deniliyor gelsin bozalar, gitsin helvalar diye. Tabii giderken biz hepimiz bir yere giderken elimize bir çay şeker alıyoruz ya boza helva götürüyoruz.
Bir şey istemek için gitmiyoruz. Giderken, misafirliğe giderken ayıbımıza gidiyor değil mi? Biz de giderken büyüklerimizi Ankara'ya boza götürüyoruz. Helvamızı götürüyoruz. Gelirken de yatırımımızı alıyoruz, geliyoruz. İki tane ortaokulu ihtiyacımız vardı. Mevcut ortaokulumuzun acilen taşındı. Taşındıktan sonra ailelerimiz sitem etmeye başladı. Çocuklarımız çok uzaklara gidiyor diye. Merkezi bir yerde iki tane ortaokul sözü aldık. Bu ortaokullarımızın önceki dönemde Milli Eğitim Bakanımız, kıymetli hemşerimiz Nabi Avcı hocamız Milli Eğitim Bakanlığı döneminde organize sanayi bölgesine bir lise sözü vermişti. Ancak bu lise Boğaziçi tarafına kaymaya başlayınca bir mücadele edildi. Pazar yerine geri getirildi. O süreç geçtikten sonra biz de bu parayı dedik ki en azından 8 milyon paraydı o zaman. Bu okulların yapılmasını da değerlendirelim. Bakanlığımıza müracaatımızı yaptık. O dönemde hem milletvekillerimizle hem il başkanlarımızla birlikte çalıştık ve ekstradan 9 dediler ki 8 milyon para yetmez artık. 22 milyon para lazım bunun üstüne dediler. Gittik bakanlığa 22 milyon parasını aldık. Şimdi bugün itibariyle yaklaşık 57 milyon liralık bir yatırımla iki tane ortaokulumuzu ilçemize kazandırdık. Çocuklarımız rahat rahat mis gibi okullarında eğitim görmeye başladılar. İlçemize spor bakanımız gelmişti. Spor bakanımız mevcut bir kapalı spor salonumuz vardı. Atıl durumdaydı. Dedik ya bunu yaptıralım ya da yenisini yapalım eğer fazla maliyetli olursa. Bakanımız da maliyetin çok çıktığını bilgisini aldıktan sonra yetkililerden yeni bir spor salonu yapma sözü verdi. Spor salonumuz bitti. Bu spor salonumuz mezarlığımızda bir makamcı Hüseyin Pehlivan heykelimiz vardı. Halkımızın isteğiyle biz onu oradan almıştık. Ona zarar vermeden makamcı Hüseyin Pehlivan kapalı spor salonu adıyla orada makamcı Hüseyin Pehlivan heykelimizin değerimizi orada değerlendirmek üzere çalışmalarımızı yapıyoruz. Yaklaşık bir ay içinde de kapalı spor salonumuz hizmete açılacak. Yine kapalı yüzme havuzu istemiştik bakanımızdan. Kapalı yüzme havuzunda 20 günlük bir süresi kaldığını söyledi yetkililer. 20 gün sonrasında kapalı yüzme havuzumuz pazar yerinde hizmet etmeye başlayacak. Pandemi sürecinde bir açık hava düğün salonuna ihtiyaç vardı. Mevcut yeni mahalle konağımızda açık hava düğün salonu, kır düğün salonu olarak duvarlarını ördük. Kar yağdı. Şimdi artık bundan sonra havalarda açmaya başladı. Biraz daha toprak çekilince yer zemini yapacağız. Halkımızın hizmetine sunmuş olacağız. Şimdi hepinizin bildiği gibi Pazaryeli Belediyesi'ni ne zaman arasanız her zaman imdadınıza yetişir. Vidanjör mü lazım? Anında hizmet. Kepçe mi lazım? Anında hizmet. Kamyon mu lazım? Anında hizmet. Çöpler mi alınacak? Anında hizmet. Bu hizmeti neyle yapıyoruz? Belediyemize kazandırmış olduğumuz 14 adet belediyemizin bütçesinden 5 kuruş para çıkmadan 14 adet hibe araç kazandırdık belediyemize. Ayrıca en önemlilerinden bir tanesi de hasta nakil aracı. Allah razı olsun, Sağlık Bakan Yardımcılığı döneminde Halil Eldemir Bakanımız, milletvekilimiz sağ olsun bize iki tane hasta nakil aracı verdi. Bunlardan bir tanesini aş evinde kullanıyoruz, yemek servisinde kullanıyoruz. Bir tanesini de hastalarımızın hizmetinde kullanıyoruz. İtfaiye aracımız yoktu. Bir tane vardı ama ikinci ihtiyaç vardı. Aracözlerimizle müdahale ediyoruz ama itfaiye aracı, kendi aracı çok önemli. Yeni Karaköy çatrağında bir yangın olmuştu. Aynı zamanda da yeni mahallede Sıtkı Turan'ın da çatısı yandı. Aynı anda müdahale etmekte zorlandık. Hemen gittik, Belediyeler Birliği'nden hibe bir itfaiye aracı kazandırdık. Zaman zaman geziler düzenledik, sosyal aktiviteler yaptık. Küçük Elmalı Tabiat Parkı'nı önceki dönemde yatırım sözü alınan Küçük Elmalı Tabiat Parkı'mızı bizim dönemimizde bitirmek nasip oldu. Açılışı da bize nasip oldu. Yapanlardan, ilçemize kazandıranlardan Allah razı olsun.
Biz de belediye olarak iki defa yabancılara ihalesi verilmek istendi. Biz de peşine koştuk. Yabancılara ihalesi verilmesin. Memleketimizin insanı rahat rahat kendi yerine girip çıkabilsin. Pikniğini yapabilsin diye biz de belediye bünyesine aldık. Şu anda belediye olarak biz işletiyoruz. İhtiyaç sahiplerimize her zaman yemeğimiz, yemek hizmetimiz devam ediyor. 2019'dan beri her gün düzenli olarak ihtiyaç sahiplerine, büyüklerimize yemek hizmetimiz devam ediyor. 60 bin metrekare yol çalışması dedik, kilitli parke çalışması dedik. Kilitli parke çalışmalarımız devam ediyor. Dönüyoruz, kendi bütçemizden alıyoruz, dönüyoruz. İller Bankası bütçesinden alıyoruz, dönüyoruz. Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan hibe aldık. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden hibe aldık. Yıldırım Belediyesi'nden hibe aldık. Ama bazen zaman zaman bütçemizi çok zorlamayalım diye mevcut elimizdeki parke taşlarını değerlendirdik. Bütçemizi zorlamadan. Ve bu çalışmamız da devam ediyor. Fide dağıtımı yaptık. Elektrik hatlarını söylemiştim. Şehitliğimizi restorasyonunu yaptık. Beşikli Mahallemizde su sorunu vardı. Tam 20 yıldır. Beşikli Mahallesi'mizin bazı evlerinde ikinci katlara, üçüncü katlara su gitmiyordu. Bir pompa, hidrofor geliştirdik, pompa koyduk. Şimdi Beşikli Mahallemizin sakinleri rahat rahat suyunu kullanabiliyorlar. Çarşı Meydanı projemiz var. Çarşı Meydanı projemizi de İller Bankası'ndan, Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan İller Bankası'na verilmesi kaydıyla şartlı 750 bin artı KDV hibe aldık. Yani şu görmüş olduğunuz içinde saat kulesi olan oturma yerlerimiz 750 bin artı KDV Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan hibe projeyle alınmış oldu. Sosyal çalışmalarımız, kolonyamız, kış festivallerimiz, panayırlarımız, konserlerimiz vesaire vesaire. Bir de bizim bakanlıktan, Sanayi Bakanlığı'ndan bir kurutma tesisi almıştık. 2-2,5 yıl sürdü. Pandemi sürecine girdi. Bunun ihale süreci, yapım aşaması tam 2-2,5 yıl sürdü. Bunun deneme çalışmalarını yaparken bir koltuk fabrikası geldi pazar yerine. Dedi ki, iki el koltuk tasarım. VIP araçlara koltuk üretimi. Başkanım, ben pazar yerinde koltuk üreticisi arıyorum. Bu işi yaparsak fabrikayı getireceğiz. Önce kadınlara İmam Hatip Ortaokulu'nun altındaki, hastanenin yanındaki okulun altındaki bodrumda kadınları yerleştirdik. Kadınlar, 35 kadınımız şu anda koltuk dikiyor. Meslek sahibi oldu, iş sahibi oldu. Çok da ekonomik anlamda da güzel bir iş yeri. Sonra mevcutta tabii VIP araçların her şeyini yaptığı için kaynakçıya ihtiyaç oldu. Şimdi hepimiz biliyoruz ki kaynakçılık çok değerli bir meslek. Ama baktığımızda bir kaynakçı yok pazar önünde. Bir kaynakçı şu işe girsin dediğimiz zaman baktığımızda bulamıyoruz. Biz de dedik ki kaynakçı yetiştirin. Gençlerimizden, evlatlarımızdan. Baktık yer yok, atölye yok, kapalı bir alan yok. Dedik ki o zaman gel, bu bizim kurutma tesisinin olduğu yerde biz bir kenarda üretimimizi yapalım. Çukurören biberini kurutuyoruz, Başköy hurmasını kurutuyoruz. Onları bir durduralım, bir kenara koyalım, biz buna nasıl olsa masraf etmedik. Ama bizim çocuklarımızın altın bilezik kazanması lazımsa biz bundan feragat edelim. Kenarda dursun, daha sonra sizden sonra çalışmaya başlarız dedik. Orada da 6 tane gencimiz altın bilezik kazandı. Bu da sanat kazandı. Evlatlarımız şimdi taşındılar, fabrika kurdular. 36, 40 kişi, 35 kadın, 6'da 41 kişi şu anda istihdam ediliyor. Çalışmalarımızı bitirdik. Bu kardeşiniz 2019'dan beri pandemi geçirdi. 2,5 yıl bitti. Hepimizin hayatından 2,5 yıl geçti. Birbirimizin cenazesine gidemedik. Deprem girdi, virüs girdi, bir sürü olumsuzluklarla karşılaştık. Ama bu kadar olumsuzluğun yanında hem kadın belediye başkanı olmanın avantajını yaşadık. Bakanlıklara gittiğimiz zaman bir kadın belediye başkanımız var. Onun bu mücadelesini destekleyelim diye birçok belediyeden farklı, birçok belediyeden fazla şeyler aldık. Birçok belediyemiz ikinci dönemlerini yaşıyorlardı, ikinci dönemlerini çalışıyorlardı. Önceki dönemden gelen TOKİ konut projelerini ikinci dönem bitirdiler.
Bu bizim birinci dönemimiz. Allah nasip ederse top kick konutlarımızda yapacağız. Bizim en büyük sorunumuz ne? İlçemizde konut. Bu kardeşimiz de Allah nasip ederse konut sorununu çözdü. Çünkü çalıştı. Meclis üyelerimizle birlikte çalıştı. Konut projesini çözdük, bitirdik. Bundan sonra temellerini attık ve artık bundan sonra duvarlarını örüp çatısını çekmeye kaldı. Şimdi 2019'da heyecanlı bir kardeşiniz vardı. 2019'da heyecanını yendi. 5 yıl boyunca çalıştı. Daha tecrübesini kazandı. Palazlandı, yetişti, eğitildi. Kendine güven kazandı. Bundan sonra ustalık dönemini ikinci dönemine yapacak inşallah. ...2019'da göreve geldik. Bağkur konutlarını hepiniz biliyorsunuz. Bağkur arsaları. Bağkur arsaları artık yılan hikayesine dönmüştü. Bağkur arsalarımızı mevcut şeyde imar planında bir yeşil alan olarak değerlendirilmiş. Konut kooperatif üyeleri de dediler ki başkanım bizim yerimiz yeşil alan olarak değerlendirilmiş. Biz hakkımızı geri istiyoruz. Biz de madem ki siz hakkınızı geri istiyorsunuz, varlığınızı kanıtlayın. Kooperatif varsa, çünkü uzun yıllar geçmiş, varlığınızı kanıtlayın. Ondan sonra biz de gerekeni yapalım dedik. Onlar da çalışmalarını yaptılar. Belli bir sürece getirdiler. Kooperatif, Bağkur Konut Kooperatifi varlıklarını kanıtladılar kanuni olarak. Biz de belediye olarak 22 tane Bağkur Kooperatifi hak sahiplerinin haklarını geri kazandırdık. Bunda da belediye olarak güzel bir çalışma olduğunu düşünüyoruz. Bu akşam ilk akşamımız, Allah ayağımıza taş değdirmesin, hepimizin yolunu açık etsin. Biz bu akşam buraya geldik, dedik ki biz çalışmalarımızı hemşehrilerimize anlatalım. Yaptıklarımızı anlatalım, yapabildiklerimizi, yapamadıklarımızı, neden yapamadıklarımızı anlatalım. Yapacaklarımızı da hep birlikte, hemşerilerimizle birlik beraberlik içinde yapalım istedik. Allah nasip ederse 31 Mart sürecine 10 gün bir zaman dilimi var. Biz istiyoruz ki bu zaman sürecini siyasette çirkinleşmeden, kimse üzerine gitmeden, kimseyle dalaşmadan, yaralamadan, karalamadan güzel bir siyaset örneği yaşamak istiyoruz. İnşallah hep birlikte, birlik beraberlik içinde örnek bir siyaset anlayışıyla 10 gün boyunca sizlerin huzurunda kardeşiniz gönüllerinize tekrar talip olmaya hazır. Mübarek bir aydayız. Ramazanınız mübarek olsun. Herkesin şu anda sahur hazırlıkları başlayacak. Sizleri çok fazla yormayalım istiyoruz. Bizleri sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sürçülisan ettiysek affedin bizi. Sorularınız varsa sorularınıza da talibiz. Sorularınıza da alalım. Cevaplamak üzere. Sorular yok gibi. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Hepinizin ayaklarınıza sağlık. Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Yarın akşamda Allah nasip ederse Adem Ekşi'nin kahvedeyiz. Yine teravihden sonra bekleriz efendim.